Ali yükseliyor. Feyyaz'ın önünde kaldı kaleci Tonović ve korner. Rıza Feyyaz anlaşmazlığından topu kazanan Halit Hüseyin. Saffet Adnan'a kazandırıyor. Adnan uzaktan vuruyor. Üstten out. Rıza. Halim ayağının ucuyla dokundu. Kaleci Tanović ikinci hamleyi yapıyor ve topa sahip oluyor. İlk yarının artık son saniyeleri ve Erman Toroğlu maçın ilk 45 dakikasının son düdüğünü çalıyor. Hüseyin boş ve Hüseyin'e atıyor topu Vedat Hüseyin. Saffet'in önündeki boş alana Saffet kaleciyle karşı karşıya ancak. Orhan Vedat. Adnan. Saffet çeviriyor kaleci Zalat. Saffet tekrar Hüseyin'in önüne atmak istiyor topu Kadir. Kadir son anda müdahale etti. Adnan. Eskişehir Spor hata devam ediyor. Adnan uzaktan vuruşu yandan out. Şenol. Turan. Halim kaleciyle karşı karşıya vuruyor ve top direkten dönüyor filelere gidiyor. Karşılaşmanın 63. dakikasında Beşiktaş Halim'in golüyle 1-0 öne geçiyor. 3000 kadar siyah beyazlı taraftar Eskişehir Atatürk Stadı'nda şu anda sevinç içerisinde. Ve Halim'in Beşiktaş takımına kazandırdığı 5. gol oluyor bu. Sayın seyirciler hatırlayacaksınız Halim sahaya ilk 16 içerisinde çıkıp yedek bekleyip sonradan oyuna giren bir futbolcuydu. İşte attığı golü bir kez daha seyrettiniz ve 63. dakikada Beşiktaş Eskişehir Spor karşısında 1-0 üstünlük sağladı Halim'in golüyle. Saffet. Adnan. Kaleci Zalat'tan sekiyor. Hüseyin takip ediyor ikinci hamle. Top Zalat'ta kalıyor. Ve Erman Toroğlu karşılaşmanın bittiğini ilan eden düdüğünü çalıyor. It's a difficult match, Ali, because of the conditions. Koşullar dolayısıyla zor bir maç oldu. It was never going to be easy to create a lot of chances. Çok fırsat yaratmak kolay olmadı. And we had to be careful that we didn't make mistakes because it was difficult for defenders, particularly in the corners. Özellikle sahanın köşelerinde savunma yapmak çok zordu. Bu bakımdan hata yapmamamız gerekiyordu. Çok Eskişehir worked very hard. Eskişehir çok çalıştı. And it was a very good 3 points for Beşiktaş. Beşiktaş için çok değerli 3 puan.